topraklardan bir Osman Yüksel Serden geçti. Kalemini hak yolunda bir kılıç gibi kullandı. Tek parti yönetiminin halk üzerindeki ağır baskılarını protesto eden, aydınların önde gelenlerinin arasında yer alan Osman Yüksel, kalemini hak yolunda bir kılıç gibi kullanır. Osman Yüksel son yıllarında Parkinson hastalığına yakalanır ve 10 Kasım 1983'te vefat eder. Bu münbit topraklardan Türk siyaset ve edebiyat tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan 66 yıllık hayatının büyük bir kısmı akıl almaz mücadelelerle geçen, hapishaneleri mekan tutan, bildiğini söylemekten çekinmeyen dava insanının asıl adı Osman Zeki Yüksel geçti. Zeka ürünü nükteleriyle ünlü Serden geçti, Ankara'yı bir türlü sevemez ve adını Mabetsiz Şehir koyar. Serden Geçti dergisinde bu imzayla çıkan yazılarından dolayı bu soyadıyla tanınır. Merhum Aksiki müftüsü Salim Yüksel'in oğludur. Eski Diyanet İşleri Başkanlarından merhum Ahmet Hamdi Akseki'nin yeğenidir. Antalya'nın Akseki ilçesinde 25 Temmuz 1917'de içlerinde alimler yetiştiren bir aileye mensup olarak dünyaya gelir. Akseki'nin köklü sülalelerinden Yüksel ailesine mensup olan Serden Geçti, ailesinin ülkeyi kolayca ve daha çabuk olarak gençler refaha ulaştırır görüşüyle babası tarafından titizlikle yetiştirilir. Muhyiddin Arabi, İmam-ı Gazali, Hasan Basri gibi büyüklerin manevi havasını koklayarak büyür. Babasının bu gayreti gelecekte Serden Geçti'yi meydana getirir. İlkokulu Akseki'de, ortaokulu yatılı öğrenci olarak Antalya'da okur. Okul sıralarında sadece okulda değil, bulunduğu ilçede de adından söz edilmeye başlanır. Ortaokul dönemini devamlı kitap okuyarak geçiren Serden Geçti, Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Mehmet Akif'i kendisine manevi bir hava vermesi sebebiyle çok sever. Onlar kendisi için manevi birer üstattır. Manevi hocalarından aldığı manevi dersler ancak bu dönemde hayatına şekil verir, kalıba girer ve benimser. Ankara'da Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra girdiği Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyken Mayıs 1944'te meydana gelen olaylara karıştığı için öğrenimi yarıda kalır. Bir süre tutuklu kalır. Serbest bırakılınca fakülteye başvurarak öğrenimine devam etmek istediyse de kendisine izin verilmez. Bunun üzerine dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e hitaben meşhur yüksek makamın alçak vekiline sözleriyle başlayan bir dilekçe yazar. Dilekçeyi bakana verme cesaretini kimse bulamaz ve Osman Yüksel Serden Geçti tekrar hapishaneye gönderilir. Hapisten çıkınca ünlü Serden Geçti dergisini çıkarmaya başlar. Pek çok sayısı toplatılan bu dergide çıkan yazıları nedeniyle hakkında çok sayıda dava açılır ve sık sık tutuklanıp serbest bırakılır. Başlığının altında Allah, Vatan, Millet yolunda cümlesi sürekli yer alan dergideki yazılarında sık sık kullandığı "Açın kapıları Osman geliyor" sözü yeni tutuklamalara hazır olduğunu bildirir. Kendisine Serden Geçti unvanını kazandıran bu dergi, sık sık kapanması ve çıkan yazılarından dolayı çok sayıdaki mahkumiyet kararları nedeniyle sadece 33 sayı çıkar. 1952 yılında Bağrı Yanık adlı bir mizah gazetesi çıkarır. Başlığı altında Hak Yolunda Bağrı Yanık Yolcular sözü yer alan bu yayınında inancın mücadelesini zengin esprilerle dolu yergileriyle sürdürür. Bir ara Adalet Partisi listesinden Antalya Milletvekili seçilerek meclise girer. Batılılaşmayı protesto için mecliste kravatsız milletvekili olarak ün kazanır. Adalet Partisi'nin politikasına ve parti ileri gelenlerine yönelttiği eleştiriler yüzünden Adalet Partisi'nden ihraç edilir. Sonraki yıllarda mücadelesini yine yayınladığı yazı ve kitaplarla devam eder. Son olarak Yeni İstanbul gazetesinde Selam başlığı altında günlük fıkralar yazar. İsmet Hanım'la evli olan Osman Yüksel, son yıllarında Parkinson hastalığına yakalanır ve 10 Kasım 1983'te vefat eder. Mezarı Ankara'da Cebeci Asrı Mezarlığı'ndadır.